hayatımda şimdiye kadar. Her istediğimi almış bir insanım. Ve bundan sonra da aynısı olacak. Duydum ki çok sevdiğim, saygı gösterdiğim bir insan bunları terk edecekmiş. Ben bunu bırakır mıyım? Asla. Bu yüzden operasyon başlasın. Evet. Şike ya. Bana resmen satılmış ya. Ya nasıl girdi anlamadım. Bir dakika bir adım gitti yani. Saylanmaz olan ya. Komutan geliyor lan. Gel, hazır ol. Asker rahat ol. Bugün sizlere çok büyük bir sürprizim var. Bugün 2 değil, 3 değil, 4 değil, tam tamına 5 saat antrenman yapacağız. Terbiyesizler. Komutan bir şey söyledim ve hareket çekmeyin. Tamam mı? Tamam mı? Tamam komutanım! Komutanım, buyur. Bu size. Sağ ol asker, gidebilirsin. Sağ ol. Bugün yine şanslısınız askerler. Milli Görüş'e, İGMG'ye, operasyona gidiyoruz. Haydi koşun! Euzubillahimineşşeytanirracim. Bir gün Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir ve oğlu Ebu Bekir'in oğlu yola çıkarlar. Ve o arada Peygamber Efendimiz bir soru sorar. Soru esasında Peygamber Efendimiz'in sorusu şu: dünyada bir tane bir meyve ya da bir sebze var ve o sebze döküldüğü an yeniden doğuyor ya da yeniden bitiyor. O sebzeyi sorar Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir ve oğluna. Hangi meyvedir bu diye. Hazreti Ebu Bekir düşünür ama bir türlü cevabını bulamaz. Ancak oğlu bilir ama bu cevabı. Ama o kadar bir edebi vardır ki oğlunun Hazreti Ebu Bekir'e hiçbir şey söylemez. Aleykümselam. Hazreti Ebu Bekir oğlu ve Peygamberimiz yola çıkarlar. Devam. Aleykümselam. Selam, hoş geldin. Otur. Evet gençler, sohbetimize devam edelim. Ne sohbeti? Hoca yok ki daha. Biliyoruz, biz de özel. Kusura bakma, hocadan gelmiş. Oturalım dedi. Biz sohbete başladık yine. Sen hoş geldin ama yine bir sohbet edelim. Sohbetin yarısında kalalım mı tabii ki? Sohbetimiz devam edelim. Evet Duran. Biliyorum hoca yok ama hoca senelerce bize ders verdi ve artık bize de sıra geldiğini gördüm. Hoca gelmediğinden dolayı ben de üstlendim. İnşallah kusuruma bakmazsın. Lan abi can toprağı var. Ne o para seni be? Gel gel yolda anlatırım hadi zamanımız yok kalkın. Anlatırım lan abi acil önemli olmuş ya ne olmuş ya hayır. Geçin geçin anlatırım yolda. Baba. Hadi yürüyün boşalım. Hemen mi? Yok, abi şimdi bu kalem bu kadar. O anda mal mülk kalmadı ki abi ben ne yapayım? Burası en iyisi İran'ı gitti. Kaç oğlum kaç, en iyisi kaç. Niye kaçıyorsun ya? Geçin geliyorsun, ne geçin? Çekmeni yok. Dünyada çekilin bir yok almadı lan senin. Bir atın gözüne. Şimdi devam etsen. Çok iyi oynuyor, seni tavsiye ettim. Orhan'ım, acım bastıcım ben. Aslanım, 4 tane soğuk gidecek. Ya gençler buyurun, afiyet olsun.
Allah razı olsun. Sağ ol. Oynan hadi şimdi. Gençler abi. Gidiyoruz. Kalkın hadi. Nereye gidiyorsun ya? Nereye? Operasyona gidiyoruz. Ya efsane çoktu ya. Ya kalkın hadi. Operasyona. Hadi gençler. Ne yapalım? Ya? Nereye gelmeye geldim. Yapma ya. Hadi. Balıklar var mıdır la? Ben bilmiyorum. Ben bakalım. Hadi bakalım nasip. Ulan Temel ya. Lan ne yapıyorsun? Uğraşıyoruz buralarda fakir fukara gibi. Vallahi adam yok. Bir ortamız. Atalım şöyle. Aha bir şey takıldı la. Çıkar onu çıkar. Furoni. La gel. Furoni. Aha geldi. Fur dedi lan. Büyük amca herhalde. Ne yapsın oğlum, şişe duru görmeyiz mi? Çıka çıka 2 saatte bir şişe tuttum ula. O içindeki ne la? Bak bakalım. Bak bakalım şuna. Ha yoksa uzaydan gelmiştir. Haber yollarlarsa ben gidemem. İş çalışmam lazım benim. Patron izin vermez, uzaya gidemem. Ya bunda bir şey yaz. Ha bak. Abi bunu satsak para eder mi la? Ne parası sen? Kafayı mı yedin? Oku bakalım. Sayın Karadenizli hemşerilerim. Bizi değil. Temel ile Dursun idi. Ha, bizi değil. Sizi... Biz. Çok önemli... Çok... Orada ne yazıyor la? Daha önemli yazayım. Önemli bir operasyona davet ediyorum. Operasyon Milli Görüş'tedir. Milli Görüş nedir la? Ben bilmiyorum. Ha Milli Görüş şu yakışıklı bir hocası var. O Milli Görüş, cami, namaz kılar. He, o Milli Görüş'tür. Evet, operasyon diye Temel. Mecbur gitmemiz lazım. Ya operasyon, ne operasyon mu? Boş ver ne operasyonu, operasyon bizim işimiz. Haydi gidin. Hadi gidin. Ya bak, operasyon değil. Tut Temel. Ola çek bunu, çek. Aşağıda falan bunu. Abi operasyon. Sana dedik lan. Operasyon daha önemlidir. La koş bakalım. Hadi. Burada ne yapacak? Ha burasıdır herhalde. Bakalım. Orhan, arkadaşlarımıza kaybettik ama operasyona devam. Asker dur. Burası olması gerek. Yolda operasyona giderken vatan uğruna iki şehir verdik ama biliyorsunuz durmak yok. Yola devam. Gelin askerler. Orhan, herhalde operasyon burada. Ama ne yapalım? Arkadaşlarımız da yolda şehit oldu. Arkadaşlar, operasyonumuza hoş geldiniz. Bugünkü operasyonumuzun ismi Operasyon Şuak Çalışkan. Arkadaşlar, bildiğimiz gibi hocamız Şuak Çalışkan temelli Türkiye'ye gidiyor. İzni veremeyiz. Evet arkadaşlar, bu sesin sebebi nedir acaba? Şuayb hocamız gidiyormuş. Evet arkadaşlar,
Bazı şeyler vardır hayatımızda. Yaşamın bir parçasıdır. Ama biz onların farkına bile varmayız. Ta ki elimizden uçup gideceğini, kaybedeceğimizi anlayana kadar. O andan itibaren yaşadıklarınız gelir aklınıza. Ta ilk günlere gidersiniz. Hani evladını askere gönderecek çocuklar vardır ya, gözünden de esirgediği çocuklarını askere, vatana yollarlar. Onun gibi. Evet, şu ay Yusuf hocamızın da burada görevi bitiyor elbette. Biz onunla yaşamak zorundayız. Siz onunla yaşamak zorundasınız arkadaşlar. Kusura bakmayın, biz de çok üzülüyoruz elbet. Ama buna rağmen alışmak zorundayız. Kaderde ne kadar birliktelik varsa ayrılık da vardır. Biz kulları ancak kadere uymak yapışır. Evet arkadaşlar, böyle gürültü yapmakla, ses yapmakla muhakkak bir yere varamayız. Biz olgun bir cemaat olarak önümüze bakıp geleceklerimizi şekillendirmek zorundayız. Tamam mı arkadaşlar? Anlaşıldım. Bundan sonra olgun bir şekilde inşallah davranıp geleceğimizi hep beraber şekillendireceğiz.